Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bugün sizlere kanalımda evet birçok videosu var bu filoş oyamın hanımlar ama hep tekrar tekrar gerçekten çok soruluyor işte ip numarası nasıl hangi ipi kullanıyorsunuz ipi kıvratıyor musunuz farklı marka kullanırsak ipi kıvratmamız gerekiyor mu o kadar çok soru geliyor ki artık ben de tüm bu bilgilerin hepsini bir videoda toplamak istedim sizlere. Elimden geldiğince çok detaylı bir şekilde nasıl ne yapmanız gerektiklerini anlatacağım. Bu modeli yaparken hanımlar öncelikle elinizin yatkınlaşması lazım. İlk yaptığınızda ben bu modeli seninki gibi aynı performansta yaparım diye beklendiği girerseniz yanılırsınız. Ben de bu modeli ilk ördüğümde inanın çok zorlandım, geri bıraktım, pes ettim. Ama model çok hoşuma gitmişti. Dedim ben bunu yapmalıyım ve hırs yaptım. Modeli yapmadım. Ama ilk yaptığımda tabii ki bu şekilde bu kadar güzel olmuyordu. Elim alıştıkça yaptıkça yaptıkça model artık elimde güzel düşmeye başladı. Ütüsüz hali bile çok güzel duruyor. Şu an karşımda ütüsüz hali mevcut. Şunu başladım örüyorum. Bu renkli de ilk defa örüyorum. Instagram'da paylaştığımda da renk kodu çok sorulacağı için videosunda hazırlamak istedim yine karşımda tek bir kişiye gidecek ve daha devamı tamamlanacak filoş bitmiş filoş oyalarım var paketledim onları çünkü zedelensin istemiyorum ütüledikten sonra ve yeni deneyecek olduğum bir tane filoş ip var Hanımlar bunu yeni aldım çok hoşuma gitti Hatta bu simli olanı şöyle buğday rengine kullanacağım çok güzel olacağını düşünüyorum bunun da nasıl olacağını instagram hesabımdan yine tekrar bakabilirsiniz hanımlar burada şimdi hepsini sizlere teker teker denemem çok zaman alıcı olur pembe iplerde bakın hanımlar altın başak kullanıyorum altın başak değil farklı markada kullansanız da ip kıvratma istiyor ipi nasıl kıvratıyorum hanımlar şöyle bir elimde aletim var bakın şöyle bir bunu eskiler mutlaka biliyorlardı ninelerimiz bundan gün ip yaparlardı ben bunu memleketten getirttim bunu ve memleketim eşim ordulu e, bunu bana ordudan getirdi ama ben Samsunluyum ve Samsun'da bu aleti çok kullanırız. Kimisi soru işte ben bu aleti bulamam ne yapayım bu aletim yokken hanımlar ben nasıl yapıyordum sizlere onu anlatacağım. Bu ipi de nasıl bu aletle kıvırıyorum YouTube kanalıma girdiğinizde aşağı yani ilk paylaşmış olduğum videolardan ya üçüncü video ya da dördüncü video olması lazım hanımlar marifetli kangiler ip kıvırma dördüncü video diye yazarsanız zannedersem yanılmıyorsam dördüncü num e numaralı videoydu oradan bulabilirsiniz ipin kıvırtma şeklini diyelim ki bu aletten elinizde yok hanımlar şöyle bir kalın şişiniz vardır kalın ister 9 numara olsun ister 5 numaralı bir şişinizi alın elinize Evde de patates vardı ama ben bunu çünkü e, bu o aletim yok gene o şekilde yapıyordum. Patatesin hatta evde de hanımlar haşlanmış patatesim varmış akşamdan yani haşlamıştım. Onu yapacağım çünkü çiğ patates evde maalesef ki kalmamış. Evinizdeki diyelim patatesi bu şekilde bakın buradan şişimi sokuyorum bakın buradan içinden bu şekilde şey yaptım. Patatesimi bu şeyin dibine kadar getirdim. Bakın şişin dibine kadar getirdim. Ve bununla aynı işlemi olmuş oldu. Bunun burasını ipi kıvırırken bakın burada şey olduğu için e, cinsi olduğu için böyle burasına şey yapmıyorum. Tüyümlemiyorum. Bunda burasına tüyüm atıp ipi bundan kıvırıyorum. Ben o aletim olmadan önce bunu yapıyordum. Ayrıca patatesim haşlanmış olduğu için bu şekilde çatladı çiğ patates tabii ki çatlamıyor hanımlar isterseniz elma elma da geçirebilirsiniz burasına isterseniz patates size de bu bir bilgi olsun yani ama nasıl uygun görürsünüz ama kesinlikle ipi kıvratmalısınız kıvratmadan floş oya kesinlikle olmuyor hanımlar bu bilgileri dinlemek istemeyenler tabii ki öne alıp din izlerler bakın bu ipimi şimdi ben bir şeyle kıvratıyorum kıvrattıktan sonra arkadaşlar geri ipime sarıyorum bir kıvrattığımda en az 3-4 tane oya çıkıyor. Siz o şekilde kıvratamazsanız Bir oyalık kıvratır, geri sarar, örer. Sonra diğer e, ipi kıvratma yönüne gidersiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle modelimi de göstereyim. Burada bitmiş olanlar. Bakın bunlar bitmiş olanlar. Bunlar instagram hesabımda. Zaten hepsinin görselleri, yakın görselleri mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Hepsi de çok güzel renkler tek kişiye gidecek ve daha bunun üstüne de üç tane daha yazma örmem gerekiyor şöyle arkadaşlar bunları bu şekilde bırakıyorum şimdi hemen ip numaralarından da hemen bahsetmek istiyorum videoda çok uzasını da istemiyorum aslında çok uzun videolar sıkıcı olabiliyor biliyorum pembe ipini daha çok kullanıyorum bakın elimde aslında siyah olanı var yeşil olanı var birçok rengi var ama en çok kullanmış olduğum renk pembe ipini çok kullanıyorum bakın şöyle pembemizin renk kodu altın başak 312 numara bir de soruluyor ki hanımlar normal iple bu ip aynı mı diye bu ip kalın hanımlar bakın 9 katlı patik çetik ipi diye geçiyor kalın bir ip bu ipin e, leylak marka olanı var altın başak olanı çizmeli olanı hepsinin e, bütün markaların bu şekilde kalın ipi var ama ben sadece ben sadece altın başak kullanıyorum. Sizin olduğunuz yerde farklı markaları alıp bu modeli deneyebilirsiniz hanımlar. Ama ipi kıvrattığınızda oluyor. Ben altın başağın ipini daha çok seviyorum ve elimde de var. O yüzden altın başakla örüyorum. Bu rengimi de ilk defa yaptım. Bu şekilde pembe renkler genellikle hanımlar desenli yazmalarda çok güzel oluyor. Bu da yine siparişim olan bir yazma. Tamamlayacağım mı şeyi yazmamı. Bunun da renk kodu bakın şöyle 5 yazıyor hanımlar. 5 numaralı böyle çingene pembesi tarzında bir ip. Ama şunu söyleyeyim bakın bu pembe ipi kıvırmadan örebiliyorum. Kıvırma istemedi. Kıvırma çok güzelmiş. Çünkü boyalı olduğu için haliyle sert oluyor. Kıvırma istemiyor. Hiç de açılmadan çok kolay bir şekilde bu pembe olanı ördüm. Krem ip kesinlikle açılıyor hanımlar genellikle ben şu görmüş dermiş olduğum yazmalarda hep krem olanını kullanıyorum Bir de beyazı sadece beyaz olanlarda Çünkü ben böyle beyazları düşünün şunu da bakın çok beyaz olduğu zaman çok patlak bir gözük e, gözüküyor ama krem olduğunda daha şık ve daha o böyle olgun hoş duruyor Ben o şekilde seviyorum ve hep krem olanla kullanıyorum bir oy, ipten de hanımlar 20 veya 21 tane oya çıkıyor. Şöyle bir 100 gramlık ipten. Simli ipi ilk defa aldım. Yine, yine bunun da sadece arasında sim var. Beyaz. içinde de böyle gold renginde sim var. İpin kalınlığı yine aynı. Yine altın başak. Ama bu çok kolay bulunuyor. Ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul emin önünde çok kolay bir şekilde bu ipi bulabiliyorum. Şimdi hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Şimdi hanımlar modelimin gerçekten ütüsüz hali bile çok güzel. Şu an modelimiz ütüsüz. Buna kesinlikle hiçbir ütü sürmedim. Zaten ütülenmemiş olduğu da belli oluyor. Ütülendiği zaman kalıp gibi duruyor. Şu an bakın aynı eşitlikte orantıda durmuyor. Çünkü ütülü değil modelimiz henüz. Bu kibriklerin aynı olması nasıl oluyor diye çok soruluyor. Artık elim alıştığı için inanın hepsi otomatikmen aynı şekilde düşüyor. Böyle en azından böyle yarım kenar falan yapmışım. Yazmam Reyyan'ın desenli bir yazması. İpimin rengini şu içindeki rengine uydurdum. Siyah floşu çok tercih etmiyorum. Aldım elimde var ama çok kullanılmıyor. Sadece bu almış göstermiş olduğum renkler en çok kullanmış olduğum renkler. Bu yazmam yarım bir yazma olduğu için hanımlar ben modeli sizlere baştan başlayarak göstermek istiyorum. Bu modelim elimde başta olan bir model. Bundan anlaşılmıyor olabilir. Çünkü ilk başından başlayayım bu renkli iple de bir iki tane yaparız yine. Hemen modelimizi baştan başlayalım. Modelimizin zürafası kesinlikle ben 3 zincirle yapıyorum. Şöyle bakın hanımlar. Zürafam 3 zincirle. Şu an size modeli göstereceğim yazmam. Cenk marka buğday rengi arkadaşlar. Şuradan hemen ipimde yine cenklerin üstünde renk numaraları yazıyor. Aynı üstünde yazan cenk buğdayın üstünde yazan paketteki ipin aynısını alırsanız birebir uyumlu oluyor zaten ben paketin üstündeki rengin aynı numarasını alıyorum yazmamızın kendi rengini kullanıyoruz ip olarak yanına da bu şekilde krem rengini kullanacağım hanımlar ama bu simliğine de deneyeceğim ama şimdi videoda değil bunun nasıl olduğunu Instagram hesabımdan paylaşırım zaten şu an sadece burada başlayacağım. Yani modelin anlatımını göstereceğim sizlere. iplerden bahsettim zaten. ipim bu şekilde tığıma sabitledim ve başlayacak olduğum tığlamanın içinden giriş yaptım. İpim daha önce bakın kıvratılmış az var o birazcık yeterli diye tekrar ip kıvratmadım. Çünkü videoda hem de size ipi nasıl kıvratıyorum gösterirsem o biraz geniş açıda kıvratılması lazım. O da mümkün olmaz. Kanalımda da zaten videolarda var arkadaşlar. Buradan bakın ipimi buraya sabitledikten sonra filoş ipimi tığımla ipimin arasındaki yere bu şekilde sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bakın buradan bu şekilde bunu buraya sıkıştırdım araya ve kapattım böyle. Bir de çok soran oluyor ip oya ör, yani kullanıldıkça bozuluyor mu? Kesinlikle bozulma yapmıyor onunla. Çünkü alan müşterilerim hepsi teker, tekrar tekrar sipariş veren müşterilerim. 1 3 4 5 tane zincir çektim bakın buradan 5 tane zincir çektim ipimi hafif kıvratıyorum bu şekilde kıvrattıktan sonra bakın şöyle ipi aldıktan sonra şuradaki ilmeğin içinden bunu buraya kapattım kapattığım için de gayet sık oldu bozulma yapmıyor çok hafif bir şekilde çektim o orantıyı sağlamak için bu ilmeği elimle bu şekilde tutuyorum kapattım bakın kapattıktan sonra şu arasından battım ve böylelikle tamam olmuş oldu 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir tığ battısı atlıyorum ikincisinden giriş yapıyorum bu şekilde bakın hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum buradan ipimi hafif şöyle çok yavaş yani bu oyu hızlı örmeyi O kadar çok elim alışmış ki. Bakın şöyle ipimi tutuyorum. İp zaten şu şekilde hafif dön. Şöyle döndükten sonra buradan ilmeğimi aldım. Şöyle kaydırma yöntemiyle bunu burada kapattım. Sonra şöyle hafif çekiyorum. Bakın buradan ipimi tuttum. Bu şekilde kapatıyorum. Arasından batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. İkincisinden giriş yapıyorum. Buradan da ilmeğimizi bakın düzenliyoruz. Hepsi aynı orantıda olması için ilmeklerimizi düzenlememiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6. Çiçeğini yaparken 6 zincir, teklileri yaparken 5 zincir çekiyorum. Yukarıya çıkarken Yine tekrar bu şekilde bakın ipimi aldım, şöyle çaprazladım. Buradan tekrar ilmeği kapattım. Şöyle hafif çekiyorum. Çünkü aynı orantıda olmasını istiyorum. Buradan bu şekilde kapattım. Şimdi çiçeğini yapıyoruz arkadaşlar. ilk çiçeği oldu. Tekrar bu şekilde dönzeriyorum. Buradan ipimi aldıktan sonra içinden geçiriyorum bakın. Sonra çok narin boya şöyle hafiften çekip ilmeği düzenliyorum buradan tekrar kapattım ikincisini yapmış oldum bu şekilde 5 tane yapıyorum ben kapattım bakın şöyle çekiyorum hafiften ve kapatıyorum ilmeği dönzerdim buradan bakın kapattım bu şekilde dönzerdim Buradan bakın şimdi kaç tane oldu 4 tane. Oldu. Tekrar bu şekilde ilmeği aldım, şöyle kapattım, orantılıyorum. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi tamamlamış oldum ve geldim başa. ilk baştaki yani pimpiriye başlamış olduğum yerden zincirin içinden giriş yaptım. Bu şekilde kapattım. Kapattıktan sonra hanımlar şöyle tekrar bir düzenleme yapıyorum. Çünkü hepsi aynı orantıda, aynı eşitlikte olması için. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 tığ battısı atladım. Üçüncüsünden giriş yaptım. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Bakın şimdi ipimin 5 tane zincir çektim. Şimdi tekli pimpirikleri yapacağız. Tekrar yine bu şekilde kapattım. Tekli pimpirikleri biraz hızlı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tığ battı saatliyorum. Bakın buradan hepsini yaparken şöyle düzenlememiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buradan düzenliyorum. Modeli biliyor musun? Elimiz, elim o kadar çok alışmış ki yavaş yapınca güzel yapamıyorum sanki. Hızlı yapmam lazım ve zincir çektim. Arada iki tane pipirik koydum. Şöyle bakın. İsterseniz bunu üç tane de koyabilirsiniz. Seyreltebilirsiniz. Tamamen sizin elinizde tabii ki. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Bir tane daha hemen çiçek yapalım. Bakın hanımlar buradan ilmeği aldım. Bu şekilde kapatıyorum. Bunu orantıladım buradan ilk ilmeği oluşturdum sonra şöyle tekrar ipi çevirdim bakın ilmeği aldım şöyle çekiyorum kapattım dönzerdim ilmeği aldım Bakın bu şekilde çeviriyorum. ilmeği buradan alıp şu ipin içinden geçiriyorum. Hafif çekiyorum. şöyle eminim net gözüküyordur pimpirikleri başlamış olduğum zincirin dibinden hemen giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 2 tığ battısı atlıyorum üçüncüsünden giriş yapıyorum bakın hanımlar çiçeğimizi Şimdi şöyle gözüksün de. Ütüsü çok kolay. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurmanız gerekiyor. Şahane bir model. Kesinlikle bozulma yapmıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla modeli örebilirsiniz ama kesinlikle ipi kıvratmanız gerekiyor. Neden kıvratmanız gerekiyor hanımlar? İpi biraz ördükçe ördükçe şu katları bakın şöyle bu katları açılıyor. Açıldığı zaman da oyanız güzel durmuyor. Güzel durur durmadığı gibi örmesi de zorlaşıyor. Çok zor örebiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle ipi kıvratmanız gerekiyor. Birazcık da şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Video eminim çok uzadı, sıkıcı olabilir belki sizler için. ama yine de ben göstereyim. Buradan şimdi pempolarımızda şöyle bakın hanımlar, çok tatlı bir rengimiz var. desenli yazmaya da çok güzel uyumlu oldu. Buradan devam ettireyimine 1 2 3 4 5 6. Siyah ipim çok ince çıktı hanımlar. Siyah ipim ince olduğu için ince çiçekleri yaparken siyah ipte 6 tane çektim. Zinciri şöyle döndürdüm bakın buradan. Kapattım. Aradan battım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir tığ battısı atlıyorum. İkincisinden giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın ipimi şöyle dönzeriyorum. Buradan şöyle ilmeğin içinden alıyorum. Hafif çektim. Kapattım. Kapattıktan sonra arasından batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. İkincisinden giriş yaptım. Bakın hanımlar bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7. Hani az önce de dediğim gibi normalde normal ip olmuş olsaydı, iri olmuş olsaydı 5 zinciri bunları yaparken, 6 zincirle çiçeği yaparken yapıyordum. Bu ipim ince olduğu için hanımlar çiçeğini yaparken de 7 tane çektim. Bakın şimdi çiçeğini yapalım hemen hızlıca. Buradan kapattım. Bakın buradan çiçeğimi aldım. pembe ipi kıvratmadım dediğim gibi hani pembe boya olduğu için iplerde renkten rengi iplerin sertliği yumuşaklığı değişiyor hanımlar o öğrenler mutlaka biliyorlardır pembe ipte kıvırma istemedi bu şekilde de örülebiliyor o yüzden pembe ipi kıvırmadım bakın arkadaşlar şimdi 5 tane bu şekilde yaptıktan sonra geri döndüm hemen şuradaki ilk pimpiri başladığım zincirin içinden giriş yaptım. Burada bir orantısızlık varsa hemen düzenliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. bir tığ, 2 tığ batısı atlıyorum. Üçüncüsünden giriş yaptım. Bakın şimdi hanımlar. Şimdi hemen yaptıklarımız. Şahane yani. Şu an kesinlikle bu ütüsüz, ütüsüz hali bile çok güzel duruyor. Umarım sizlere faydalı olmuştur hanımlar. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Bunun zaten çok detaylıca anlatımı, ip eklemesi, nasıl yaptığımı, bitiş noktasına nasıl yaptığımı böyle video video hep var kanalımda. Videolar kısmına tıkladığınızda aşağıya doğru indiğinizde çünkü hepsinin anlatımı var. Ama bunu tekrar kanalımda başa tutturacağım tekrar çekmek istedim ee, Hani sizler daha kolay bulması açısından ve bütün bilgilerin tek videoda olması açısından Umarım faydalı olmuştur Arkadaşlar şöyle tekrardan elimde e, müşterimin olan yazmalarını bu şekilde elimde tutarak videomu sizlere sonlandırmak istiyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sizi sıktıysam hakkınızı helal edin e, Umarım bir başka modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bir başka modelimde görüşmek üzere inşallah.